sana bakıyordum. Hayırdır aşkım, ne oldu? Hayatım, babamın kasası açılmış. Meryem ablanın ona verdiği bir para vardı. İçinden o alınmış. Ne diyorsun Biricik? Evet hayatım, şimdi bizimkiler de yukarı çıktılar. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Tamam tamam, dur dur. Ben de geliyorum. Yok artık bu. Bir dakika. Bu paralar nereden çıktı? Nurhan, çantadan çıktı. Bu paralar ne? Bilmiyorum ki. Bir dakika, benim çantamda sadece evraklar vardı. Para falan yoktu. Allah Allah ya, nasıl olur böyle bir şey ya? Bilmiyorum Biricik. Bir dakika. Ben çantanın başında değilken kesin birisi gelip bu paraları bu çantanın içine koymuş belli. Hayatım, sanırım bu Meryem ablamın babama verdiği 100.000 lira. Evet. O kadar vardır. Herhalde o. Tamam. Hemen gidelim. Haber verelim de parayı aramasınlar. Hayır hayatım, dur. Dur, gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Bir dakika, bir tane niye gitmiyoruz ya? Para kayboldu diye çok endişelenmişlerdir. Ya Biricik aşkım, Allah aşkına hadi gidip bir an önce haber verelim ya. Hayatım, peki bu paranın senin çantandan çıkması nasıl açıklayacağız? Ya çantanın kapağı açıldı, paralar yere döküldü diyeceğim ya. Yani herhalde hiç kimse kasadan parayı benim aldığımı düşünmez. Değil mi? Elbette, elbette düşünmezler de işte o şeyin üstüne gelmesi işi zorlaştırıyor tabii. Neyin üstüne gelmesi? Hayatım, sizinkilerin de 100.000 liraya ihtiyacı varmış ya. Sen nereden biliyorsun bunu? Ya annem buraya sana bakmaya geldiğinde sen telefonla konuşuyormuşsun, oradan duymuş. Bak hayatım, ne olur, ne olur Sarp da evde. Bu manzarayı nasıl yorumlayacağını az çok tahmin edersin değil mi? Tabii ki. O kasadan bu parayı benim, Nurhan'ın aldığını söyler kesin. Ve böyle düşünmeyenlerin de midesini bulandırır durum. Nedir ya? Bak yemin ediyorum var ya, ya kafayı yiyeceğim ya. Tamam bir tanem. Sen sakin ol, tamam mı? Ya Biricik, bir tane nasıl sakin olayım? Bizimkilere 100.000 lira para lazım. Meryem Hanım'ın 100.000 lirası ortadan kayboluyor. Ve 100.000 lira benim çantamda çıkıyor. Ha? Allah aşkına bana söyler misin bunu? Bu nasıl bir batsızlıktır ya? Tamam, tamam bak sakin ol. Bir çaresini bulana kadar kimseye bir şey söylemeyeceğiz, tamam mı? Tamam, haklısın galiba. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir şekilde bu paraları tekrardan kasaya koyup kurtuluyoruz. Ondan sonra da bunu bana kim yaptı onu bulmaya çalışıyoruz. Tamam hayatım, o zaman ben bizimkilerin yanına gidiyorum. Kimse görmeden sen de şu paraları bir topla.